Hermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Bakış Açısı'nda Hasan Erçak Hoca ile. Teröre lanet olsun, Ankara'da hain saldırı, terörle ilgili ilk bölümde bu saldırıyı, sonuçlarını konuşmaya çalıştık. Şimdi ülkemiz gündemine geçelim. Abi, cumartesi günü Sayın Başbakan'ın açıklamaları oldu aslında. Tabi cuma günü oldu ama cumartesi yeni düzende yer aldı manşette. Değişime direnç var manşetiyle okuyucusuna duyurdu Yeni Düzen gazetesi. Hatta Kanal SİM'e konuşan Başbakan Ömer Kalyoncu, kamu reformu konusunda yaşanan sıkıntıya dikkat çekti ve ekledi, değişime direnç var. Bu satır başları şeklinde aktarılmış. Bunlar Hasan abi, birçok konuda da aslında bir açıklama var. İşte vatandaşlıklar konusu. Diğer taraftan bu su konusunda, suda varılan anlaşma her iki hükümetin meclisinden geçeceğini söylemiş. Birçok da detay vermiş. Telefon dairesiyle ilgili kamu özel ortaklığı biçimde çalışmaların olacağını, limanlar için yap, işlet, devret falan filan gidiyor. Tabii şimdi bu açıklamalar içerisinde su ile ilgili yapılan çalışma ve diğer taraftan şeyi de verelim arkadaşlar. Kıbrıs gazetesinde Harmancı'nın açıklaması var yine cumartesi günü. Harmancı'da sistemin dışında kalmak için sonuna kadar direneceğiz diyor. Yapılan anlaşmada çünkü belediyeler isterlerse sistemin dışında kalabilirler. Yani bu su konusu bitti. Anlaşma yapıldı, işte imzalandı ve artık problem çözüldü. Yani çözüldü mü aslında sorusunun yanıtları bunlar. Mesela Sayın Harmancı'nın açıklaması bu. Sistemin dışında kalmak için sonuna kadar direneceğiz. Ben Sayın Harmancı'nın sadece Lefkoşa Belediyesi'nin bu sistemin dışında kalmaya yönelik yalnız kalacağını düşünmüyorum. Başka belediyelerin de sistemin dışında kalmaya yönelik atılımları ve projeleri olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu böyle ilerlerse ne olur? Bu Sayın Kalyoncu'nun açıklamaları ve Sayın Harmancı'nın ve bu su konusuyla ilgili genel unsurları da değerlendirecek olursak bu iş nereye gidiyor sana? Şimdi haklısın. Yani aslında bu tartışmalar da gösteriyor ki aslında bu su tartışması Türkiye ile bizim aramızda değildi. Bizimle bizim aramızdaydı. Bizim aramızdaydı. Bizim içimizdeydi bu su tartışması. Bunu başlangıçta iyi becerdik. İşte Türkiye ile kendi aramızda bir sorunmuş gibi lanse ettik. İşte direndik, dayatma vesaire gibi ifadelerle de bunu şekillendirmeye çalıştık. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki, yani bu anlaşmanın altında onun imzası var. Evet. Su yurttaşlara aynı fiyattan, aynı kalitede, aynı hizmetle bir yerde, tabii aynı kalite, aynı fiyat denince diğerleri zaten tali unsurlar olarak kalıyor, verilmeli. Hatırlayın, geçen hafta yaptığı birkaç açıklamada Sayın Mehmet Ali Talat da entegre bir su yönetiminden söz etti. Hep o başlıklara o entegre kelimesi çıkıyordu. Evet. Değil mi? Evet. O da neyi kastediyor? Bununla yani sadece içme suyu yönetimini değil, aslında atık su başta olmak üzere işte yağmur suları, drenaj vesaire, aküferin desteklenmesi, yani yeraltı su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, bunlar da bunun başlıca unsurlarıdır bu entegre işinin. Şimdi eğer hükümetin hedefi, bizim KKTC hükümetinden söz ediyorum, evet, entegre bir su yönetimi oluşturmak, ayrıca adadaki bütün yurttaşlarımıza, bütün kullanıcılara, bütün tüketicilere bu su hakkından eşit şekilde yararlandırmaksa, yani aynı kalitede ve aynı fiyattan su ulaştırmaksa,
bu defa belediyelerin böyle parça parça kendi modellerini geliştirerek dışarıda kalmaya çalışmaları tabii çok absürt olacak, çok yersiz olacak. Çünkü böylece her belediyede farklı koşullar, bu tüketiciler, şimdi olduğu gibi, şimdi su çok farklı koşullarda. Hatta bir belediyenin içinde bile işte yerimiz müsait olur, suyu alabiliyoruz. Çünkü işte sürekli basınçlı vesaire bir su şebekesine sahip olmadığımız için yerine göre bir kentin avantajlı olan var, dezavantajlı olan var. Evet. Kendi tankere mahkum olan var. Şöyle veya böyle bu suyu alabilen var. İşte Girne'nin suyu başkadır, Lefkoşa'nın suyu başkadır, Mausa'nın suyu başkadır kalite bakımından. Doğru. Dolayısıyla bu farklılıkları ortadan kaldırmak, bütün yurttaşların sudan eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamak, benzer hakları ve sorumlulukları, fiyat, kalite vesaire olmasını sağlamak istiyorsa hükümet ve bu arada da su kaynaklarımızı koruyup geliştirmek istiyorsa, ki tabii ki ekonomi istesek de istemesek de büyüyor. Biz biraz engellemeye çalışıyoruz ekonomik büyümeyi. En büyük engel de biziz. Bu arada ekonomi büyüyor, turist sayısında belli artışlar oluyor, bu, su kullanımı artıyor. Tabii, bu dolayısıyla suya olan ihtiyaç da artıyor. Dur bitireyim bunu. Ama Harmancı'nın ekte bulunacağım, entegre su falan dedin ya abi, kaynaklar. Harmancı da diyor ki, İşte Sayın Talat'ın açıklamasına atıfta bulunuyor. Sayın Talat'ın açıklamaları bir itiraf niteliği taşıyor diyor. Talat da bu entegre su ve işte aküferlerin kapatılacağından bahsediyor açıklamasında. Kuyuların. Kuyuların. Ve Harmancı'da... Yani kuyuların kapatılması demek, aküferin korunması demek. Korunması demek. Ama Harmancı da diyor ki o zaman sistemin dışında kalan belediyelere hangi yere yaz suyu vereceksiniz diyor. Tamam, onu gidip soracak. Tamam, verecek zaten. Yani şey, anlaşma böyle, bu hükümet bu şeyi sağlayacak zaten. Bu noktada da tam Harmancı'ya cevabı belki Kalyoncu veriyordur. Onlar birbirle, bu iki haberde cumartesi çıktı ama birbirlerinden habersiz konuştular. Aynen. Cuma gün konuştular, bunlar cumartesi günkü gazetede öyle çıkan haberler. Yani. Biz onları şimdi karşılıklı diyalogdaymışlar gibi değerlendirelim. Kalyoncu diyor ki, sisteme dahil olmayacak belediyelerle ilgili değerlendirmede bulunmuş ve vatandaşların içilebilir nitelikte olan ve çeşmelerden her gün akacak su ile ilgili hiçbir belediyeye sisteme girmeme konusunda izin vermeyeceğini savunmuş. Yani buna vatandaşlar izin vermeyecek diyor. Yani yarın bir tarafta böyle bir model olacak. Tamam? Bir tarafta da işte biz bir kaynak sağlayacağız X belediyeye, o onu alacak, işte yerin altından çekip verecek diyelim. Yahut şu yapacak, bu yapacak. Nasıl vereceği belirsiz. Hangi fiyata, belki de daha pahalı verecek ve daha kalitesiz su verecek. Bir gün verecek, iki gün vermeyecek. Üç günde bir su gelecek vesaire. Harmancı da aslında bunu söylüyor. Diyor ki, bu sisteme dahil olmayabileceğimiz bize söylendi. Evet. Yani bu hak... sisteme dahil olmama hakkı belediyelere verildi ama yani bugünkü durumda diyor bu sistemin dışında kalmak çok zor. Tamam, ben anlamadım. O zaman yani arkadaşlar başlığı bir daha verirlerse versinler. Harmancı diyor ki sistemin dışında kalmak için sonuna kadar direnecek. Yani ne için direnecek? Gazeteye verelim arkadaşlar bir daha. Evet. Yani ne için direnecek? Sisteme girmemek için. Tamam, niye? Çünkü madem ki bu sistemde fayda var, bu sistemde ada için entegre bir su yönetimi var, yurttaşlar için eşit haklar var, eşit sorumluluklar var, işte şu veya bu şekilde makul bir fiyat var. Çünkü Ömer Bey de bu söyleşinin bir yerlerinde anlatıyordu, ben de bunu dikkatli bir şekilde okudum. Bugün su fiyatı dediğimiz zaman belediyelere ton başına ödediğimiz fiyatı algılıyoruz. Evde su için yaptığımız harcamaları saymıyoruz buradan. Yani bu su bize düzenli bir şekilde işte belirli standart bir basınçla geldiği zaman depolarımıza gerek kalmayacağını, yukarı depolara su çeken elektrik motorlarına gerek kalmayacağını, bazı evlerde basınçlı su üretmek için hidrohor sistemi
olduğunu, buna gerek kalmayacağını unutuyoruz. En nihayette su için aile bütçemizden harcayacağımız para da yıllık bazda düşünürsek azalacak, bunu herkes söylüyor. Sanırım başbakan da bunu bir şekilde burada izah etmişti. Tankerler kış aylarında bile vızır vızır dolaşıyor diyor. İçme sularına ödediğimiz para büyük miktarlardadır. Bunları topladığımızda şu anda suya ödenen para su gelmeye başladıktan sonra düşecek. Buldum, iyi ki bir bakışta bulmuşum. Başbakanın söylediği bu. Başbakan var, hükümet var, hükümetin başında bir kişi var, başbakan. Böyle bir tahayyülü var. Evet. Ki yani bir sürü harcadığımız para olmayacak artık, harcamayacağız. Evlerimizden daha kaliteli ve daha ucuz su akacak. Bir de belediye başkanımız var, Lefkoşa, en büyük kentimizin belediye başkanı. Bu sisteme girmemek için direneceğiz diyor. Niye? Şimdi o niye? Ben bu şey için olsa buna böyle hemen cumburlop atlardım. Bu havuza. Evet, niyeymiş? Sen de onu oku. Tamam. Niye ile ilgili burada bir sürü cevap var. Ne? Ama spesifik olarak şu nedenle girmiyoruz yok. Mesela diyor mesela? Ki yok yani kendi içindeki şeyden bahsediyorum. İşte şirketin KDV, şirket diyor KDV ödemeyecek. Hiçbir şartta eşit olmayacağız. Sisteme girmemek için değil. O sistemle rekabet edemeyeceğinin gerekçesini söylüyor. Açıklıyor Harmancı. Tamam ben de şirkete diyor KDV muafiyeti verdiler, bize vermediler diyor. Onu nedenle spesifik anlamda bu sorunun cevabı yok. Tamam. Nedenin hükümet, cevabı. Cem, açık. Mehmet Harmancı'nın açıkladığından ben şunu anlıyorum. Ne anlıyorsun? Belediyelere bu hak verilmiş, isterseniz sisteme girmeyin denilmiş. Evet. Ama girme diğeri koşullarda yurttaşlarına, yani o kentte yaşayan insanlara eziyet su edecek. Tedarik etmeleri konusunda da avantajlar verilmemiş diyor Mehmet Harmancı. Öyle de anlıyorum, ben de öyle anlıyorum. Sistem ona göre kurgulanmış ki sistemin dışında kalma şansı yaydırıcı mi? Olsun kalma yani şansı kalmamak. Yanlış söylüyorum. Sistemin dışında kalmayı seçenler için caydırıcı olsun. Ki sisteme giriş teşvik edilmiş olsun. Tamam. Bunu hükümet böyle kurgulamış. Risk de var. Tamam. Diyor. Hükümet böyle kurguladığına göre bunu ve yurttaşlar da belediyeler de avantajlı olacağına göre Lefkoşa Belediye Başkanımız veya başka belediye başkanlarımız. Dedin ki Mehmet Harmancı'nın yalnız olduğunu düşünmüyorum. Evet. Niye bu sisteme girmemek için dirensinler? Bir kere karşılar böyle bir şeye. E tamam, karşılar. Niye karşılar? O yüzden karşılar. Niye? Nasıl, niye? Amaç evlerimizden temiz, tertipli, kaliteli su akması değil mi? Suya erişim değil mi hedef? Hayır. Tamam. Çünkü hayırsa o zaman ne söylenecek bir şey yok. Değil. Anladın mı? Yani ben Harmancı'nın açıklamalarını gazeteden okuduğum zaman dediğin gibi KDV'ydi, şuydu, buydu. Yani kendilerinin dışarıda kalma konusunda çok dezavantajlı olacaklarını anladım. Bir yurttaş olarak. Lefkoşa'da yaşayan bir insan olsaydım, ki hepimiz bir şekilde Lefkoşa'da yaşıyoruz aslında günün 8-10 saatini. Evet. Her şey bizi etkiliyor. Dolayısıyla Lefkoşa'da yaşayan bir yurttaş olsaydım diye devam edeyim ben gene de ama belediye başkanıma tepki gösterirdim. Niçin? Sen bunu niye yapacaksın başkan derdim. Bize ne kastın var? Bizi niye bu suyla buluşturmuyorsun şimdi derdim. Abi, bu ülkede... Ve aynı şeyi Kalyoncu açık yüreklilikle söylüyor. Diyor ki vatandaş diyor, yani ben Lefkoşa'da yaşayan tepki vatandaş, koyacak diyor. Evet. Tepki koyacak diyor. Şans vermeyecek diyor belediye başkanlarına bu sistemin dışında kalsınlar. Ben böyle öngörüyorum. Öyle bir anlaşma yaptım ki diyor Ömer Kalyoncu. O işin öngörü değil. Öyle bir anlaşma yaptım ki mecbur kalacak bu belediyeler. Tamam. Bu sistemin tamam. İçine dahil olacak. Tamam, çünkü bir hedefi dahil var. Olmayanlara, dahil olmayanlara da halk çok büyük tepki gösterecek diyor başbakan. Tamam. Dolayısıyla biz yani şimdi fotoğraf netleşmiştir. Biz istemiyoruz. Biz diyemiyorsun. Bak başbakan istiyormuş. Ha, başbakan istiyor, biz istemiyor. İstemeyenler tarafından konuşuyorum. Tamam. Şimdi demek ki önümüzdeki günlerde bu isteyenlerden istemeyenlerin
tartışmasına tanık olacağız. Evet. Hatta beklenebilir ki bunun içerisinde CTP'li belediye başkanları da olsun. CTP'nin ağırlıkta olduğu bir hükümetin başkanı olarak CTP'li başbakanın imzaladığı anlaşmaya rağmen evet. Bazı CTP'li belediye başkanları da Mehmet Bey gibi, Armancı gibi düşünüp yola düşebilirler. Önümüzdeki günlerde buna tanık olacağız ve işte bu da bize gösteriyor ki aslında bu su tartışması bizde teknik olmaktan çok siyasaldı ve Türkiye ile KKTC arasında olmaktan çok kendi aramızdaydı. Kendi aramız, bu çok güzel bir cümle. Bu kavga kendi aramızdaydı. Bir de biz teknik olmaktan çok da siyasaldı. Teknik. Çünkü teknikse yani su hakkı dedik ya ulaşma vesaire falan. Tamam. Şimdi iki ay önce Hasan Erçakıcı stüdyomuzda şunu söylemişti. Cem demişti, sen zannediyor musun ki bu tartışma, bu söylenenler sadece ve sadece işin teknik boyutuyla ilgili. Hayır, burada CTP içerisinde parti meclisinden bahsediyorduk Hasan abi. Sen de demiştin ki konu Türkiye'ye karşıtlık, Türkiye'nin suyuna karşıtlık. Bu suyun gelmesini bile istemiyorlar. Tamam, zaten konu bunu Türkiye yazdıydı arkadaşlar karşıtlığı. Sosyal paylaşım sitelerinde diye ben, söylemiştiniz. Ben kanıt olmayan şeyde tabii. Bir şey yani söylemem kendileri yani. Söylemişti. Dolayısıyla kendi yargılarım oluşur. Evet. Ama burada söylemem. Tamam. Az önce bana sordun ya sistemin dışında kalmak için sonuna kadar direneceğiz. Nin cevabı hani niye direniyorsunun cevabı belki de o daha önce sosyal medyada yer alan şeylerdir. Ama unsurlardır. Ben yani bunu Armancı'dan beklemezdim. Tabii ki Mehmet Armancı'nın siyasal yönelimlerini görüyorum. Biliyorum. Partisinin siyasal yönelimleri de ortada. Ama Mehmet Armancı'nın en az siyasi görüşlerini bir pragmatizmle oluşturduğunu da düşünüyorum. Yanılıyor olabilir, farklı düşebiliriz. Ben kendimi haklı görebilirim. Mehmet Armancı kendini haklı görür görüşlerinde ama burada Mehmet Armancı'yı aynı zamanda bir pragmatik siyasetçi olarak gördüm bugüne kadar. Ve yani yakın bir gelecekte Mehmet Armancı'nın tutumunu da değiştireceğini düşünüyorum doğrusu. Evet. Ben de değiştirmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Evet. Hasan abi. Yani daha farklı yorumladım. Farkındaysan. Sen değiştirecek yani durup dururken değiştirecek dedim. Ben değiştirmek zorunda kalacak diyorum. Yani şartlar öyle getirecek yani. Bu arada Armancı hükümeti de eleştiriyor Hasan abi. Diyor ki resmi kurumlara belediyeden yazı gönderiyoruz ancak 1,5 aydır yanıt alamıyoruz. Bu terminalde yapılması planlanan projeye ilişkin arazinin kendilerine tahsis edilmesi hususunda hükümete yazılar gitmiş resmi kurumlara ama cevap alamıyorlar. Bir bakıyoruz kendilerine ait belediyelerle ilgili. Ben o haberde okudum onu. Ama vatandaş bilmiyor abi. Bir bakıyoruz kendilerine ait belediyelerle ilgili her gün protokol imzalayıp asfalt döküyorlar diyor. Yani ne kadar gerçek ne kadar değil sorgulayacak konumda değilim. Ama gerçek olma olasılığı bence daha fazla ve çok desteklerim bu şeyini. Yani Lefkoşa Belediyesi hükümetin bütün belediyelerden daha fazla hükümetin ilgisine muhtaçtır. Nasıl bir süreçten geçtiğini malumumuzdur. Hı-hı. Yani geçmişte. Dolayısıyla Mehmet Bey'e de yatırımlar konusunda ve Lefkoşa'nın yaşanan bir kent yapılması konusunda yardım edilmesi gerektiğine, merkezi hükümet tarafından yardım edilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum ve bu serzenişini çok haklı buluyorum. Doğru kabul ederek. Değilse de hükümet açıklasın. Yok böyle bir şey diye. Evet, hükümet ama şeye gelince tabii devlet dairesine yazı da 1,5 ay geçti cevap almadı. O zaten peşine düşmezse 1,5 sene de geçse o yazının kimse farkına varmaz ki devlet dairelerinde. Ha, biz de. Yani yazı yazmakla cevap beklemek arasında bir çelişki vardır KKTC'de. Olmaz öyle bir şey. Yani yazı yazdım da cevap beklerim.
Yok zaten böyle bir şey. Zaten tavsiyem telefonla da arayıp sormasın çünkü ulaşamaz. O yüzden adamı göndersin, o adam gitsin orada kapıda beklesin. Bizim ülkede çünkü devlet dairelerine telefonla ulaşamaz. Yani hangi bakandan bir şey istiyorsa, Mehmet Harman Cinayet Delef Koşa Belediye Başkanı'dır. Ziyaret edecek. Cep telefonundan arayacak, başka yolu yok. Ve her gün iki defa, sabah ve akşam hatırlatması gerekiyor. Evet. Aksi halde işi olmaz. Bizim ülkede böyle. Hoş geldiniz. Burası KKTC. Hoş geldiniz Sayın Harmancı. Hani bilmiyordur evet. diye. Yok biliyordur da ifade ediyordur herhalde işte o da ne yaptı. Evet. Ben Harmancı'nın yerinde olsam bu hani dedi ya işte bazı belediyelere kendilerine ait belediyelerle ilgili protokol imzalayıp asfalt döküyorlar dedi ya. Onları da açıklardım. Ha bak şu belediye, bu belediye, bu belediye diye. Sorarsan açıklar herhalde. Sor. Sorarız. Evet. Şimdi Hasan abi. Hı hı. Başka bir konuya geçeceğim. Ama öncesinde bir konu gözüme çarptı. Yeni düzeni verelim arkadaşlar. Yeni düzenin sol tarafı aşağı kısmı. İlk 500'de bizden lise yok. Bugünkü yeni düzenden bahsediyorum. ÖSYS kapsamındaki tüm liseler arasında 2015 yılı sonuçlarına göre Hasan abi, öğrenci seçme yerleştirme sınavı biliyorsun değil mi ÖSYS'yi? Hı hı. Bu kapsamda tüm liseler arasında 2015 yılı sonuçlarına göre ilk 10, ilk 50, ilk 100, ilk 200 hatta ilk 500 arasında ülkemizden hiçbir lise yok. Sınavla öğrenci alan okulların her alandaki listelerin ön sıralarında olduğu görülüyor. Özel okullarımızdan sadece bir tanesinin YGS ve LYS'de yer aldığını görüyoruz diyor. Yani bizim liselerimizden, liselerimizde devlet okuyan... Devlet liselerini mi kastediyor, okuyan, hepsini mi kastediyor? Hepsini, özel okullarımızdan sadece bir tanesi dediğine göre diğerinde. Diyor ki okullarımızın eğitim durumu oldukça kötü durumda. Liselerden ilk 500'e giren, yani o öğrencilerimizden sınava girenlerden, ilk 500'de bizim okullarımızdan mezun olan, bizim okullarımızda okuyan bir öğrenci öğrencimiz yok. Yok. Salih yani. Sarpte'nin yazısıymış bu. Yeni düzende yer almış. Arkadaşlar da az önce... Zaten olmasını istiyor muyuz? İstemiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Hayır. Biz zaten demiyor muyuz? Biz yarışmacı şeylere karşıyız vesaire. Dolayısıyla bu bir yarışma. Yani yarışmacılığa karşıysan zaten yarışmada da derecen olmaz haliyle. Evet. Dünya ama işin ilginç tarafı dünya yarıştan yana. Dünya yarıştan yanadır veya değildir. Nihayette bir yarış devam edip gidiyor. Evet. Ve biz protesto ediyoruz efendim. Şimdi bu haberi özellikle verdim Hasan abi. Bu eğitim konusunu bizim bir ara böyle... Salih Bey'in yazısını okuyalım. Okuyalım. İçeride de bak açtın gazeteyi detaylı gördüm. İçeride var. De istatistikler tablolar var. Tablolar var. Hatta Salih Bey müsait olursa telefonla bağlantı yapıp daha detaylı eğitim önce konusunu... Önce yazıyı okuyalım. Eğitim konusunu masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum Hasan abi. Katılıyor musun bilmiyorum. Memnuniyetle katılıyorum. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, bu arada arkadaşlar verelim onu lütfen. Bunu kısaca geçip Hasan abi Kıbrıs sorununa değineceğim. Çünkü Abdullah diyor, Ahmet Davutoğlu ile Anastasiadis'in bir özel görüşmesi, gizli görüşmesi olduğuna dair bir bilgi vardı. Verelim arkadaşlar, UBP ek almaz, isteyen gelir dedi Sayın Özgürgün. Ulusal Birlik Partisi ile DP'nin, Demokrat Parti Ulusal Güçlerin olası birleşme ya da hükümet kurması yönünde yapılan açıklamaları yorumlayan Özgürgün, birleşme diye bir şey nasıl olur? UBP burada, UBP'ye gelmek isteyene kapımız açıktır ama hiç kimse UBP'yi şununla birleş diye zorlamaz, UBP ek almaz. Bunda şey dikkatimi çekti, hani birleşmeyiz falan filan tamam da cümle olarak... Hiç kimse UBP'yi şununla birleş diye zorlayamaz cümlesi manidardır bana göre. Yani soru, çünkü UBP ve DP birleşir mi sorusuna hiç kimse bunu zorlayamaz dediğinizde birileri zorluyor manası da çıkabilir. Ama yani siyasetçi de sever o şekilde, yani sanki birisi var zorlar da kendi direnir gibi anlatmayı. Yaratmaya çalışır. Yani ille de şey helal olsun arama. Özgür Güne. Perde gerisinden bir şey arama diye düşünüyorum ben de. Ama burada benim algım ki başka bir paragraf daha var. UBP, CTP, UBP hükümetinin yapması gerekenler konusunda bir şey var. Hı-hı.
birlikte ok yani. Yapısal sorunların çözülmesi için UBP ve CTP'nin birlikte risk alması gerektiğini söylüyor Özgür Gün. Çok haklı. Zaten o yüzden bu geniş tabanlı hükümete güveniyoruz. Ama hala da bir şey bulamadık. Belki de tek başına CTP ya da bizim yapamayacağımız işler var diyor. Ama birlikte yapabiliriz diyor bunu. Gece kulübü ve bet ofisler konusunun popülizme açık olduğunu söylüyor Özgür Gün. Birileri bu popülizmi yapıp puan toplamak isteyebilir ama biz icraat yapacağız diyor. Şimdi önemli değil bak. Yani UBP-DP birleşmesiyle ilgili söyledikleriyle bu CTP-UBP koalisyonunun yapması gerekenleri birlikte okuduğun zaman yani son günlerde kulislerde bir tartışma var. İşte bu hükümet bozulur mu? Hüseyin Bey işte kurultayı atlattı vesaire. Acaba başbakan olmak ister mi? Hani seçimi de erkene alıp seçime başbakan olarak girmek ister mi? 26 milletvekiliyle de olsa yani bir milletvekili Sayın Hakan Dicciürek DEP'den ayrılmış olsa bile UBP-DP toplamı içerisinde varsayabiliriz onu da. 26 milletvekili var mecliste değil mi? UBP-DP toplamı olarak. Şimdilik öyle. Yani, UBP-DP toplamı milletvekilleriyle bir hükümet kurup Hüseyin Bey seçime başbakan olarak girer ve şu olur mu bu olur mu gibi spekülasyonlar var. Şimdi özellikle mesela suyla ilgili böyle krizli günlerde veya belki önümüzdeki başka krizli günlerde bunlara rağbet artar. Hepimiz ilgi duyarız buna. Evet. Peki Hüseyin Bey'in kendisi de ilgi duymaya başlar. Ya ben bu yani bir şey yapamayacaksa bu hükümet niye burada durayım? İşte bozayım bu hükümeti, başbakan olayım, DP ile bir koalisyon yapayım. İşte kısa bir süre sonra da seçim yani erken de seçim yapayım falan. Şimdi bu söyleşi yani Havadis'te yayınlanan bugünkü Havadis'tir o değil mi? Evet efendim. Bugünkü Havadis'te yayınlanan bu söyleşi bana göre bir süre içinde olsa kapıları bu spekülasyonlara kapamıştır. Ben buna dikkat çekmek isterim. Çünkü bir yanda yani DP'yi karşısına alan birleşmeyiz diyen bir tutum var. Geçi koalisyon yapmayız demedi ama birleşmeyiz deyince o koalisyon yapma ruhuna da zarar vermiş olursunuz. Anlatabildim mi? Katılmıyorum. Tamam katılmıyorsun ama ben anlattım meramımı değil tamam. mi? Diğer taraftan da bunu bütünleyen bir başka parça da var. Evet. O da CTP-UBP hükümetinin yapması gereken çok iş olduğunu söylüyor. Demek ki bir süre içinde olsa diyorum, yeni bir krize kadar da olsa diyorum, gündemimizde başka bir hükümet yok diye algılıyorum. Evet, ben sadece birleşme yönünde Sayın Özgür Gün'ün cevap verdiğini düşünüyorum. Koalisyonla ilgili bu aşamada böyle bir açıklama, zaten metnin ruhunda koalisyon diye bir şey de yok yani. Koalisyon var mı yok mu falan filan. Siz kendi algınızı söylüyorsunuz. Ben böyle bir algı yaratma peşinde olduğunu da düşünmüyorum Sayın Özgür Gün'ün. Yani kesinlikle UBP'nin ismi 1975'te, yani daha önceki, çünkü ben özeti okudum Hasan abi genişinde. 1975'te UBP'ydi, 2016'da da adı UBP olur diyor. Yani UBP-DP, UDP, Ulusal Diriliş, Ulusal Demokrat Parti şu bu falan olmaz diyor. Yani çünkü konu kulislerde o Ulusal Demokrat Parti, UBP-DP falan gibi öyle şeyler konuşuluyor. O nedenle bunu da söylemiş olayım. Bunlar olmaz diyor. Şimdiden ona kapıyı kapatıyor. Bu arada özellikle bu işte daha önceki döneme atıfta bulunuyor acı reçeteler konusunda bu röportajda Hasan abi. Bu anlamda senin öngörünü destekleyebilir bu tarafı. Acı reçeteler konusunda diyor ki UBP daha önce bu riskleri göze aldı, siyasi riski göze aldı ve gördü diyor. %20'lere geriledi diyor. CTP de alırsa görür diyor bu riskleri. Ama diyor UBP CTP alırsa birlikte görürüz diyor. Görmesi için de en iyi yapı budur diyor. Yani bu riski ikimiz birlikte alalım. Siyasi riskleri. Hani yayınladıydık ki o şeyi demirlediği işte karar alacak ve onun arkasında duracak. Dolayısıyla diyor bizim bu riskleri almamız gerekiyor ve bu yapı CTP-UBP birleşmesi, UBP-CTP birleşme diyorum koalisyonu bunu göğüsleyebilecek, bu siyasi riski göğüsleyebilecek bir
yapıdır diyor. Biz diyor özellikle bu riskler konusunda, yapısal sorunların kaldırılması konusunda yapısal sorunları kaldırmak zorundayız. Bu hükümet bunun için kuruldu. Bunu yapmayacaksak neden bu hükümet kuruldu? Bırakın CTP yapsın derdik. Elimizi taşın altına koymazdık. Bir sonraki seçimde de iktidara gelirdik diyor. Haklıdır da Özgür Gün. Çünkü muhalefette durduğunda daha önceki yıllarda görüyoruz ki muhalefette durur. Mesela UBP bir koalisyon yapar, ilerler. Sonra CTP hiçbir şey yapmaz. Tak gelir. Bu sefer CTP koalisyon yapar bir partiyle. UBP hiçbir şey yapmaz, kenarda bekler. Sıra ona geçer. Yani sırayla olur bu işler. Yıllardır öyledir. Özgür Gün de diyor ki artık böyle değil. Biz diyor elimizi taşın altına koyduk. Evet. UBP'ye kalmaz, isteyen gelir. Sürmanşetiyle Havadis bu haberi duyurdu okuyucusuna. Biz de haberin detaylarını ve algısını konuşmuş olduk. Şimdi geliyoruz bir başka hususa. Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Davutoğlu ile Anastasiadis arasında gizli bir görüşme gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Bu yönde bir... Bunu nereden bileceksin Cem? Bilmiyoruz. Sana söyleyecekler acaba bunu? Vallahi ben geçen o fotoğrafı gördüğümde... Telefonu açıp bunlar, sorsaydım bari. Bunlar görüştü falan filan diye düşündüm. Bu Avrupa Birliği şeyi var ya Hasan abi, sürekli. Avrupa Birliği'nde görüşüyorlar çünkü sürekli yan yanalar. Ama o açıklandı. Biz üzülüyor muyuz acaba? Davutoğlu ile mesela Anastasiadis. Ama o açıklandı biliyorsun. Anastasiadis kendi açıkladı hatırlasana. Hayır, yerimi demiyorum. Değiştim de gittim. O değil, o değil. Son. Yani o aile fotoğrafında. Geçen haftakinden bahsediyorum. Tamam canım ama daha önceki o aile fotoğrafında işte gördünüz mü bu fotoğrafı diye biz bu tarafta bir sürü şey yapmıştık ya. Tamam. Gülüşüyorlardı falan. Meğer sonra onu Anastasiadis açıklamıştı ki yani ben yaptım bunu. Yani bilerek çakallık, isteyerek yerimi değiştim vesaire. Çakallık yaptım dedi. Biz de şeye geldik yani Tonga'ya geldik. Evet. Hemen ona dair yorumlar yaptık vesaire falan. Evet, böyle bir gizli görüşme olduğu Katimerini gazetesinde Anastasiadis'in Davutoğlu'yla pazarlığı Ankara Lefkoşa'dan Ercan ve başlıkların açılmasını istiyor. Tusk meseleleri başkanla konuşacak şeklinde yer almış. Aslında bunu şeyden öğrenebilirdik Niko'dan. Katimerini de yer aldığına göre büyük ihtimalle onun imzasıyla yayınlanmıştır haber. Bu haberde görüştüler vesaire. Anastasiadis'e baskı yapanlar arasında Çipras var falan filan diye gidiyor Hasan abi. Okudumuşsundur sen bu haberi. Bu arada anında red şeklinde de başlıkla yer aldı diyalogda bu haber. Sen yorumlamaya başla abi, ben de detaylara bakayım. Şimdi haber şu. Tabii önce kaynağın ciddiyetine vurgu yapmak gerekiyor. İzleyenler bilecektirler. Ben Katimerini ve Politis'te çıkan haberleri genellikle doğru kabul ederim. Hı hı. Yani Katimerini de bu zaten haftalık bir gazete Güney Kıbrıs'ta. Evet. Yunanistan'da günlük olarak da yayınlanıyor. Kıbrıs'ta da haftalık olarak yayınlanıyor. Andreas Paraskos diye bir yazı işleri müdürü veya editörü var. Daha önce Politis'in editörüyken de çok başarılı işlere imza atmış bir gazetecidir Paraskos. Ve Türk düşmanı da değildir. Yani Türk dostu olduğu söylenir mi söylenemez mi onu bilmem. Ama zaten Türk düşmanı olmaması hümanisttir yani. Ona objektif haber yapma şansı verir. Aynı zamanda alanı kendi yaratır. Duruşu olarak kendi içinden olarak objektif haber yapma şansı da verir. Dolayısıyla yapılan haberlerin de genellikle doğru olduğunu kabul ederim. Bugüne kadar da işte onlarca yıldır izliyoruz. Yanlış çıkanını görmedim doğrusu. Bu arada şeyi verelim arkadaşlar. Bu durumda Anla Beni Ahmet başlığını. Bu durumda bu haberi doğru kabul ederek yorumlamamız gerekiyor. Yani bunları niye söyledim? Çünkü haberin doğru olduğunu kabul ediyoruz. Yani peşinen böyle bir kabulümüz vardır ki bu haber doğrudur. Benim görüşüm en azından budur. Bunun izleyicilerimiz tarafından bilinmesini isterim. Ama bu haberin yorumu bence şöyle olması gerekiyor. Yani bu defa
bu gizli görüşmeden kaçmaya çalışan aslında Anastasia Seyadis'in kendisi olmuş gibidir. Çünkü gazetenin verdiği habere göre Avrupa Birliği'nin dönem başkanı Hollanda'dır. Ve Hollanda başbakanı ve tabii ki Avrupa Birliği'nin en büyük devleti Almanya'dır. Almanya başbakanı Merkel ve Hollanda başbakanıyla birlikte bir de Avrupa Birliği'nin bu dış politikadan sorumlu özel temsilcisi vardır. Yani bu başbakanları temsil ediyor. Bu Bayan Mogherini, tam telaffuz edememiş olabilirim. Cem sen onu düzeltirsin. Tamam. Birlikte Davutoğlu ve Anastasiadis de bir araya geldiler ve Türkiye'nin Anastasiadis'ten taleplerini ilettiler. Ve burası önemli. Bu Türkiye'nin talepleri ne demek? Yani Türkiye ne oldu da talepte bulunabilen bir devlet haline geldi Anastasiadis'ten, Avrupa'dan? Çünkü işte bu göçmenler krizi, Suriyeli göçmenleri Avrupa'ya yol almaları konusunda engellesin talebi vardır Türkiye'den. Türkiye'nin de engellenme talebine geldi. Engellenmesi talebine geldi. Bunları orada tut. Nasıl yaparsan yap. Para istiyorsan biz sana para verelim meselesine geldi. Ama bunlar bunun karşılığında anlaşılıyor ki bu haberden Türkiye'nin çok farklı başka talepleri de oluyor gizli diplomasi kanalları içerisinde. Biz sadece Şengel'i görüyoruz. Bunlardan bir kısmı Kıbrıs'la ilgili. Değil mi? Demek ki Türkiye dört bir kanattan talepte bulunuyor. Evet, yani başka birisi varsa, biz onu şimdi başka bir ülkeden başka bir şekilde bir talep varsa biz bunları şu anda bilmiyoruz. Bunlardan Kıbrıs'la ilgili olanları neymiş? Özellikle Ercan'ın açılması. Özellikle Ercan'ın BM gözetiminde de olsa galiba anladığım kadarıyla ama direkt uçuşlara açılması. Anastasiadis demiş ki Ercan Maraş'la ilintili bir konu. Ama başka bir haber de var. İki gün önce Ercan'la Maraş'ı ilişkilendirdikleri için diyor bu konu ortadan kalktıydı. Güven artırıcı önlemler Anastasiadis. Şimdi buradaki grift iç içe geçmiş yapıyı anlatıyor bize bu. Yani Avrupa Birliği Türkiye'den bazı taleplerde bulunurken Türkiye iki şey talepte bulunuyor. Bir, AB üyeliğiyle ilgili başlıkların açılması. İki, Ercan Havaalanı'nın açılması. Detayları boş verelim. Bu arada tamam, şimdi bunun siyasi yorumunu sonra yapacağım. Bunun önce fazla bu tarafının vaktin yok ama 5 dakika var. Tamam, bu 5 dakika yeter, de artar bile. Tamam. Bunun önce iyice bir anlaşılması lazım. Aslında ama madem ki sen atıfta bulundun, tekrar atıfta bulunmak gerekiyor. İki gün önce yine Rum basınında yer alan bir habere göre bizzat Anastasiadis'in kendi konuşmasında söylediği bir şeydi o. Onu bulabilir misin? Nedir? Ben bulayım. Ercan talebi yüzünden güven artırıcı önlemlerin ortadan kalktığını söylemişti Anastasiadis. Tamam mı? Yani güven artırıcı önlemler Maraş'la ilişkili bizim yaptığımızda çok işte hep birbirimizi yediğimiz bir tartışma var ya. Maraş açılsın mı açılmasın mı? Anastasiadis bizzat kendisi dedi ki bu tartışma Ercan'ın gündeme getirilmesi yüzünden ortadan kalktı. Yani Maraş'a karşılık da olsa Ercan'ın ulaşıma açılmasını kabul etmiyor Anastasiadis. İki gün önce bunu söylemiş, söylediği Anastasiadis. Ben şimdi o haberi bulamıyorum. Yok, var ama zaten. Pazar günü gazetelere de yansıyor, Rumca gazetelere, Katimerini'ye de yansıyor. Davutoğlu kendisinden Avrupa'nın talep ettiklerini yerine getirmek için bazı taleplerde bulunuyor. Bunlardan bir tanesi
AB başlıkların açılması ki bunu veto eden Güney Kıbrıs, Anastasiadis. Bir tanesi de Ercan'ın uçuşlara açılması. Evet. Ha, bunun için gizli bir görüşme yapılmış. Daha doğrusu bir kulis faaliyeti yapılmış. Yani bunu gizli görüşme diye nitelemek de ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü Avrupa'da buluştukları zaman liderler görüşürler. Haliyle bazı kulis faaliyetlerinde bulunurlar ki resmi toplantıya bu görüşler hazır olarak gelsin, kabul edilsin veya reddedilsin. Zaten bunun aracıları da Hollanda, belli. Hollanda temsilciliğinde toplanıldı falan filan. Hollanda gibi. Temsilciliğinde toplanıldı çünkü. Küçük detaylar da var yani. Hollanda organize ediyor bunları. Bu işi. Dönem başkanı Hollanda. Dolayısıyla Hollanda başbakanı orada, Almanya başbakanı orada, dış politika yüksek temsilcisi orada, ama Anastasiadis. Ömer Kalyoncu yok, o yüzden ben bu toplantıyı kınıyorum. Devam et abi. Şimdi, niye güldün? Haksız mı? Güldüm. Evet. Tamam. Evet. Dolayısıyla durum bu. Tamam. Türk formülü diyor. Bu Türk vatandaşlarına vize serbestisi öngören mültecilerle ilgili konu. Yine haberde geçiyor. Ve bu konuda 6 saat süren gizli yemekte netleşmiş. Filelefteros'ta yazmış bu madde. Onu da söyleyelim. Hasan abi. Şimdi sen siyasi yorumunu yaptın mı? Benim siyasi yorumum şu. Biz burada çokça atıp tutuyoruz ya bu Türkiye ile ilgili. Ha. Bak bizim haberimiz olmadan adam Ercan'ın açılmasını şart diye masaya koyuyor. Bak sen. Vardır belki haberimiz. Senin haberin yok. Bilmiyorum. Ben Ömer Kalyoncu. Kudret Özersay'da en azından ben şeyde okudum, resmi bir açıklama yaptı mı Kudret Bey bilmiyorum ama soruyor şeye. Özdinlani. Özlü Bey'e niye sorsun canım? Akıncı'ya. Sayın Akıncı'ya soruyor. Şey oldu mu diyor. Haberiniz oldu mu bundan diyor. Evet. Bu da sizce önemli. Olmuş mudur? Bak şeyi de buldum ben bu arada arkadaşlar. Onu da okuyayım. Bu Filelefteros'un haberiydi. Timbu önerisi güven yaratıcı önlemleri öldürdü başlığı altında vermiş Filelefteros bu haberi. Timbu dediği Ercan. Rum yönetimi başkanı Nikos Anastasiadis'in dün akşam, yani 10'unun akşamı oluyor buradaki tarihe göre, 10 Mart akşamı Rum Radyo Televizyon Kurumu'nda verdiği röportajda kesitler yayınlamış Filelefteros. Ve Timbu önerisi güven yaratıcı önlemleri öldürdü başlığı altında verdiği haberde kapalı bölge Maraş'ın, evet, güven yaratıcı önlem olarak açılması önerilerine karşılık Türk tarafının Ercan Havaalanı'nın BM gözetiminde açılması önerisinde bulunduğunu iddia ederek bu talebin tehlikeler içermesinden ötürü bu gelişme ışığında GYÖ'lerin, yani güven yaratıcı önlemlerin yerine Kıbrıs sorununda anlaşmaya ağırlık veriliyor demiş. Evet. Şimdi bu da, bunun da siyasi yorumu şu Cem. Çok hızlı. Ekranlarda vesaire gazete köşelerinde çok tartışıyoruz biz bunu. Ve bir kısım insan Maraş'ın açılmasına karşı konumuna getirildiydi. Maraş'ın açılmasını savunan arkadaşlar da, yani veriyorum kendilerine, çok önem veriyorlar. Maraş'ın açılması Mausa'nın bir bütün olarak düşünülerek ekonomik canlanmayla, sosyal canlanmayla, evet, birlikte düşünüyorlar. Ama sanki ortada taraflarca kabul edilmeye yaklaşılan bir paket varmış gibi bize sunuyorlardı. Hayır, Kıbrıs Rum tarafının önerisi herhangi bir koşula bağlı olmadan kardeşim bu Maraş'ı Rum idaresine terk edindir. Bu şekilde bir daha meydana çıkıyor. Evet. Yani öyle bir öneri yok ortada. Öyle bir çalışma da yok. Maraş, vesaire. Ercan vesaire. Bunu lafta. Daha önce biz bu programı yapmıyorduk bu tartışmalar sırasında. Konuk olarak katıldığım programlarda anlatmaya çalışmıştım. Anlatamıyordum. Arkadaşlar böyle bir öneri var mı? Yok. Tamam. Şimdi bu bir kez daha teyit edilmiş oluyor. Bugün tıp bayramı ama bizim ülkemizdeki sağlık durumu ve son bu kürtaj mürtaj meselelerinde ortaya çıkan husustan dolayı elbette tüm doktorları burada suçluyor falan değiliz. Ama kutlanılacak bir bayram olduğunu düşünmediğimden dolayı bu konuyu hiç açmadım. Beni de bu zahmetten kurtardın. Evet. Benzer yarın şeyleri söylemek konusunda, evet,
bayram yapılacak bir ortam yok yani. O bugün hatta daha çok sağlıktaki sorunlarımızı, bu tür problemleri ve denetimsizliği konuşmanın faydası var. Yarın 7.45'te beraberiz. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Canlı. O benim bir yeğenim.